Gelin son videoda işlediklerimizi düşünelim ve bunları biraz daha görselleştirmeye çalışalım. Şimdi çizeceğim dörtgenin gerçekleşebilecek tüm olasılıkların kümesi olduğunu varsayalım. Ne dedik? Gerçekleşebilecek tüm sonuçların kümesi. Bu konunun en başına hatırlarsanız, aslında hala aynı soruyu çözüyoruz. Bir torba dolusu bozuk param vardı ve paralardan birinin 200'de turaydı. Diğer paralar normal paraydı, hilesiz paraydı. Kümemiz bu şekilde ise 200'de tura olan parayı seçme olasılığımızın 1 bölü 10 olduğunu biliyoruz. Bu dörtgeni bölersek, burası diyelim ki tam ortası, burası 4'te biri, onda biri de aşağı yukarı bu kadar olur. İşte bu bölge. Başka bir renkle göstereyim. Bu gördüğünüz bölge 200'de tura olan paranın seçilme olasılığını gösteriyor. Geri kalan alanda normal paraları gösteriyor. Sonra ne demiştik? Arka arkaya 5 kez tura gelmesi olasılığı nedir? Normal bir para seçmişsek arka arkaya 5 kez tura gelmesi olasılığı 1 bölü 32 idi. O halde bu alanın 32'de 1'i. O sütunda göstereyim. Aşağı yukarı bu kadar. Biraz yamuk oldu. Neyse. Bu gördüğünüz sütunun alanının normal bölgesinin alanının 32'de 1 olduğunu varsayıyorum. O halde buranın koşulu nedir? Paranın normal olması ve neyle gösterelim? Ve dedik buradaki baş aşağı tepe taklak edilmiş U harfi, baş aşağı çevrilmiş U harfi küme teoreminde V demektir kesişim anlamına da gelir tabi ama burada v anlamında. v 5'te 5 beş tura gelmesi. Şimdi bu alan üzerinde düşünelim. Bu alan normal bölgesinin alanının 32'de biridir. Normal bölgesinin alanında 9 bölü 10'du. O halde burası neye eşittir? Normal bölgesinin alanının yani 9 bölü 10'un 32'de biri çarpı 1 bölü 32. Bu alanı bir diğer şekilde şöyle ifade, şöyle diyelim. Bu alan hangi olasılığı ifade eder? Aynı renkle yazayım. Ne gelme olasılığıdır? 5'te 5 yazacağım. 5'te 5. 5'te 5 tura demek aslında. 5'te 5 tura gelmesi. Hangi koşulda normal bir para seçmişsem? Çarpı normal bir para seçme olasılığı. Burası 1 bölü 32'dir. Burası da 9 bölü 10'dur. Dıştaki en büyük dörtgenin alanını 1 ya da %100 olarak kabul ediyoruz. Hangisini isterseniz. 1 bölü 32 çarpı 9 bölü 10. Yani 9 bölü 320 en dıştaki büyük dörtgenin alanı 1 ise, içini karaladığım bu bölgenin alanı 9 bölü 320'dir. Bunu ifade etmenin bir diğer yöntemi de, bu alan hangi olasılığa karşılık geliyor? 5'te 5 tura gelmesi ve normal bir para seçmiş olmam. Aynı zamanda buna eşittir. Bu bölge için her iki ifade de doğrudur. Bu bölge içinde kalan bir nokta düşünün mesela. Biraz soyut bir konuya girdik gerçi ama o nokta, bu seçtiğimiz nokta 5'te 5 tura gelmesini ve normal parayı seçmiş olmamızı karşılardı. O halde bu da ne eşittir? 9 bölü 320. Genel olarak şöyle diyebiliriz. 5'te 5 tura gelmesi olasılığı hangi koşulda? Normal bir para seçmiş olmam koşuluyla. Çarpı normal para seçme olasılığı ne eşittir? 5'te 5 tura gelmesi ve normal parayı seçme olasılığıma eşit. 5'te 5 tura gelmesi ve normal parayı seçmiş olmam. Bu tamam, şimdi de diğer bölümü yapalım. Bu sarı bölgeyi. 200'de tura olan parayı seçme olasılığım. O parayı seçmişsem 5'te 5 tura gelme olasılığı nedir? Bu bölgenin tamamı 5'te 5 tura gelmesi olasılığıdır. O halde 5'te 5 tura gelmesi ve 200'de tura olan parayı seçmem. Bu olasılık neye eşittir? Bu neye eşittir? 5'te 5 tura gelmesi. Hangi koşulda? 200'de tura olan parayı seçmem koşuluyla. O zaman çarpı dedik. 200'de tura olan parayı seçme olasılığı. Burası 1'dir. 200'de tura olan bir param varsa 5'te 5 tura gelmesi kesindir. Tüm bölgeyi de bu yüzden taradım zaten. 200'de tura olan parayı seçme olasılığım 1 bölü 10'du. O halde bu bölgenin alanı 1 bölü 10'dur. Peki, 5'te 5 tura gelmesi olasılığını ifade eden bölgelerin toplam alanı nedir? Ne dedik? Bu bölgeyle alanı burada hesaplamıştık. Dörtgenin alanının 320'de 9'una eşitti. Bir de bu bölge vardı. Burada da 5'te 5 tura geliyordu. Çünkü 200'de tura olan parayı seçmiştim. Bu da 1 bölü 10'dur. Geçen videoda da görmüştük, 5'te 5 tura gelmesinin toplam olasılığı taralı olan bölgelerin alanıdır. Ben yine de taralı olan bölgeleri şöyle kırmızı dörtgen içine alayım. Şimdi daha net görülmüştür. 5'te 5 tura gelmesi olasılığı burası, yani bu bölge, artı bu bölge. Bu da neye eşittir? 9 bölü 320 artı 1 bölü 10. Yanıtı bir önceki videoda bulmuştuk zaten. Bu da tamam. Şimdi gelin biraz daha zor bir soru sorayım. 200'de tura olan parayı seçmiş olma olasılığı nedir? Peki hangi koşulda 5'te 5 tura gelmişse Unutmayın bu, 200'de tura olan parayı seçmiş olmam koşuluyla 5'te 5 beş tura gelmesi olasılığından farklı bir olasılıktır. Peki farkı nedir? Burada diyor ki, 200'de tura olan parayı seçtim. 5'te 5 beş tura gelmesi olasılığı nedir? Bu 1'e eşittir. Arka arkaya 1 milyon kez tura geleceği kesin. Ama burada diyor ki, Elimi torbaya soktum. Hangi parayı seçtiğime hiç bakmadan parayı 5 kez attım ve arka arkaya 5 kez tura geldi. Diyorum ki hangi parayı seçtiğime bakmadan seçtiğim paranın 200'de tura olan para olma olasılığı nedir? Daha önce de söylemiştim, yeniden soyut kavramlara gireceğiz. Sayfayı temizlemeden önce ne demiştik? Verilen B koşuluyla A'nın gerçekleşme olasılığı, bu olmadı bunu sileyim, A'nın ve b'nin gerçekleşme olasılığı. silmeden önceki sayfada vardı hatırlarsınız. Bu neye eşittir? B koşuluyla A'nın gerçekleşme olasılığı çarpı b'nin gerçekleşme olasılığı. Hem a hem de b gerçekleşecekse b'nin gerçekleşeceği kesindir. Bu da b'nin gerçekleştiği koşulda A'nın gerçekleşme olasılığıdır. A ile b ayrık olaylar olabilir. A ile B birbirinden bağımsızsa bu olasılık neye eşittir? A'nın gerçekleşme olasılığı çarpı B'nin gerçekleşme olasılığına eşittir. Ama A ile B'nin ayrık olaylar olup olmadığını bilmiyoruz. Bu nedenle B'nin gerçekleşmesi koşuluyla A'nın gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığına eşit olabilir. A B'ye bağımlı olmayabilir ama biz bunu bilmiyoruz. Neyse bunu hiç düşünmeyelim. B'nin gerçekleşmesi koşuluyla A'nın gerçekleşme olasılığı budur. A'nın ve B'nin, A'nın ve B'nin gerçekleşme olasılığının B'nin ve A'nın gerçekleşme olasılığına eşit olduğunu biliyoruz. Birbirine eşittir. O halde bunlar da şuna eşittir. A'nın gerçekleşmesi koşuluyla B'nin gerçekleşme olasılığı çarpı A'nın gerçekleşme olasılığı. Aynı mantık bunun buna eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu da buna eşit olmalıdır. Şimdi bunu yazalım. Bu konuda pek çok uygulama yapacağız. Yazdıklarımın çok soyut olduğunun farkındayım. Bu neye eşittir? B'nin gerçekleşmesi koşuluyla A'nın gerçekleşme olasılığı çarpı B'nin gerçekleşme olasılığı eşittir. A'nın gerçekleşmesi koşuluyla B'nin gerçekleşme olasılığı çarpı A'nın gerçekleşme olasılığı. Her iki yanında da A'ya bölelim. Ne olur? A'nın gerçekleşmesi koşuluyla B'nin gerçekleşme olasılığı eşittir. B'nin gerçekleşmesi koşuluyla A'nın gerçekleşme olasılığı çarpı B'nin gerçekleşme olasılığı bölü A'nın gerçekleşme olasılığı. Buna Bayes teoremi ya da Bayes yasası denir. Arka arkaya 5 kez tura gelmişse, 200'de tura olan parayı seçmiş olmamız olasılığını bulmak için işte bu teoremi kullanacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz.